Sizinle paylaşmak üzere olduğum bu gece mantrası, istediğinizi tezahür ettirmek için kullanabileceğiniz en güçlü araçlardan birisidir. Bunu kullanmaya başladığınızda hemen sonuç almayı bekleyebilirsiniz ve bunu söylerken ciddiyim. Bunu kullanmaya başladığımda bazı durumların nasıl hayal bile edemeyeceğim şekillerde gerçekleştiğine şaşırdım. Ve deneyebilmeniz için bunu sizinle paylaşmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Merhaba, Organik Zeka kanalına tekrar hoş geldiniz. Burada 10 dakikalık videolarla hayatınızı değiştirmeye ve iyileştirmeye odaklanıyoruz. Kanalımızda çekim yasası, bilinçaltı zihin ve daha fazlası hakkında istediğiniz sonuçları elde edebilmek için ihtiyacınız olan araçları paylaşıyoruz. Her salı, perşembe ve pazar günleri yeni videolar yayınlıyoruz. Yeni bir video yayınladığımızda bildirim alabilmek için abone olmayı ve küçük zil bildirimine tıklamayı unutmayın. Bu mantranın çalışma şekli aslında beyninizin retiküler aktivasyon sistemi adı verilen bir bölümüne uyarmaktır. Ve bu sistem beyin sapınızın hemen yanında bulunur. Bu terimi daha önce duymuş olabilirsiniz. Ancak bu retiküler aktive edici sistem, onu beslediğiniz şeyin tam anlamıyla size kanıtını verecektir. İşte tam bu noktada pozitif olma olayı devreye giriyor. Çünkü retiküler aktivasyon sisteminizi bu şekilde besliyor veya tekrar tekrar olumsuz şeyler düşünmeye devam ediyorsanız, bunun kanıtını da almaya devam edeceksiniz. Ancak bu kadar karmaşık olması gerekmez. Bu nedenle retiküler aktivasyon sisteminin her zaman orada beslenmeyi beklediğini ve onu neyle beslerseniz size kanıt vermeye devam edeceğini hesaba katın. Demek istediğim, gerçekten hayatınızdaki döngüleri düşünün ve bunların hepsi retiküler aktivasyon sisteminizi beslediğiniz şeye dayalı kalıplardır. Gerçekten baktığınızda sevilmediğinizi düşünmeye devam ederseniz, sürekli sevilmeyeceğim, kimse bana değer vermeyecek gibi düşüncelerle endişeleniyorsanız, işte bu retiküler aktivasyon sisteminizi bu şekilde besliyorsunuz ve karşılığında retiküler aktivasyon sisteminiz, evet seni kimse sevmiyor, kimse sana değer vermiyor, sevilmek hakkın değil, diyecek. Kelimenin tam anlamıyla sizi dinliyor. Onu neyle besliyorsanız onu doğrulamak için oradadır. Her şey sizin odak noktanıza bağlıdır ve neye odaklanırsanız onu kanıtlamaya devam edersiniz. Beyniniz bu şekilde çalışır. Bu çok güçlü bir araçtır ama çok kişinin bahsetmediği bir şeydir. Şimdi bu mantrayı, nasıl çalıştığını ve nasıl kullanılacağını anlatacağım. İşte mantra ve söyleyeceğiniz sözler. İstediğim şeye sahip olmaya layık olduğumu biliyor ve güveniyorum. İstediklerimi hayatıma çekiyorum. Bunun benim için işe yaramasına izin veriyorum. Kulağa çok fazla geldiğini biliyorum ama kendinizi bunaltmayın. İstediğim şeye sahip olmaya layık olduğumu biliyor ve güveniyorum. İstediklerimi hayatıma çekiyorum. Bunun benim için işe yaramasına izin veriyorum. Bu cümleyi kelimesi kelimesine anlamaya çalışmak veya ezberlemeye çalışmak yerine onu cümle cümle alın ve onunla gerçekten bağlantı kurun. Ve önemli şey, bu cümleyi fazla düşünmeyin. Bunun 3 kelimelik kısa bir cümle ya da bunun gibi basit bir şey olmadığını biliyorum ama aslında böyle bir mantrayı hissederek söylemek size harika sonuçlar verecektir. Buna ilk elden defalarca ve tekrar tekrar tanık olduğum için hafife almıyorum. Ne demem gerekiyordu diye düşünmeye gerek kalmayana kadar birkaç kez tekrar etmeniz işinizi kolaylaştıracaktır. Ama bunu birkaç kez yaptıktan sonra doğal hale gelecek. Bu yüzden bu mantrayı yeniden hatırlamanız gerektiğinde bu videoya geri dönün ve benden hemen sonra tekrar edin. Hatta yazabilirsiniz. O kısma birazdan değineceğiz. Aslında bunu daha da derinleştirmenin bir yolu var. Ama farkında olmanız gereken tek şey, bunu söylerken kendinize onu hissetmenize ve onunla bağlantı kurmanıza izin verdiğinizden emin olmaktır. Bu cümleyi sadece söylemiş olmak için söylemiyorsunuz. Gerçekten hissetmelisiniz. Onlara herhangi bir duygu katmazsanız, kelimeler sadece kelimelerdir. Bu yüzden pek çok insan çekim yasasını kullanırken zorlanır ve birisinden duydukları, bağlanmadıkları boş sözler söylerler. Gerçek anahtar ve gerçek sihir,
bu kelimelerle olan bağlantınızdır. İstediğim şeye sahip olmaya layık olduğumu biliyor ve güveniyorum. İstediklerimi hayatıma çekiyorum. Bunun benim için işe yaramasına izin veriyorum. Bu kontrol ihtiyacından vazgeçmenin ve sizin için bir şeylerin yoluna girmesine izin vermenin iyi hissettirdiğini söylemek güzel bir duygu. Hayatınızda ne sıklıkla ayağınızı pedaldan çeker ve sizin için bir şeylerin yoluna girmesine izin verirsiniz? Çok nadirdir. Bu yüzden bu duyguya kendinizi kaptırın. Bu size bir şeyler hissettirmeli. Bunun işe yaramasının altındaki sebep, retiküler aktivasyon sisteminizi besliyor olmanızdır. Size kanıt verecek bir şey, beyninizi elbette istediğiniz şeye sahip olmaya layık olduğunuzu ve elbette her zaman sizin için ortaya çıktığını doğru olarak kabul etmesi için yeniden yapılandırıyor. Elbette her zaman sizin için işe yarayacak. Ardından bunun benim için işe yaramasına izin veriyorum komutuyla bitiriyorsunuz. Yani esasen besle, 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 komuta et. Ve beyniniz bunu yaparken kelimenin tam anlamıyla tüm bunları alıyor. Ve size onu neyle beslediğinize dair kanıt sunmaya devam ediyor. Aslında bu mantrayı biraz daha ileriye götürebilirsiniz. Bu aslında daha da hızlı çalışmasını sağlayacaktır. İşte tam olarak yapacağınız şey şudur. Bir parça kağıt alıp bu mantrayı yazıp yastığınızın altına koyacaksınız. Kulağa garip geldiğini biliyorum. Aslında garip değil çünkü daha önce de söyledim. Beyniniz fiziksel olarak yazma eylemi sayesinde sadece düşünmeye kıyasla daha iyi bir şekilde özümsenmesini sağlar. Yazmak gerçekten beyninize bağlanır. Bu mantrayı tutma, tekrarlama, ona bağlanma ve ardından yastığınızın altına koyma, yastık kılıfınızın içine koyma ve sonra üzerinde uyuma eylemi siz uykuya dalarken bilinçaltınızın derinliklerine inmesine gerçekten izin verecektir. Beyniniz bu mantranın farkında olduğu için yastığınızın altında onun farkında olmasanız, bunun hakkında bilinçli olarak düşünmeseniz bile beyniniz onun orada olduğunu biliyor. Beyniniz siz uyurken bunu düşünecek ve hemen eklemeliyim ki bu mantrayı uykuya dalmadan önce kullanmanın ve uykuya dalmadan önce retiküler aktivasyon sisteminizi beslemenin bu kadar önemli olmasının nedeni uyuduğunuzda bilinçli zihninizin arka plana kaybolmasıdır. Ve bilinçaltınız gün boyunca olduğundan çok daha erişilebilir hale gelir. Zihniniz her zaman o kadar meşguldür ki bilinçli zihniniz bu kadar ön plandayken bilinçaltına erişmek gerçekten zordur. Daha önce de bahsettiğim gibi bilinçaltınız ne istediğinizi tezahür ettirme yeteneğinizdeki mutlak en önemli faktördür. Bilinçaltı programlama nasıl ve neyi tezahür ettirdiğinizi doğrudan etkileyecektir. Yetenek diyorum çünkü herkesin her zaman gerçekleşmesini istediği şeyler var. Bunları elde etmek sahip olduğunuz inançla ilgilidir. Kanalımızda bilinçaltı programlama ile ilgili birçok video var. Tezahürünüzde nasıl sonuç alacağınızın özüne gerçekten ulaşmak için bu videoları incelemeniz çok faydalı olacaktır. Videolarımızda teknikleri nasıl yapacağımızı ama aynı zamanda bunu neden yaptığımızı bilmeniz gerektiğini vurgulamaya çalışıyoruz. Çünkü çekim yasası dünyasında iş tezahür etmeye geldiğinde dışarıda pek çok insan size bunu yap, şunu şöyle yaz diye söyleyecek. Peki nedenini söylüyorlar mı? Eğer bunu neden yaptığınızı bilmiyorsanız gerçekten işe yarayacağını nasıl bileceksiniz? Bilemezsiniz. İşte bu yüzden bunun neden işe yaradığının ve nasıl çalıştığının arkasındaki mantığı size bir tür kanıta dayalı açıklamayla vermeyi seviyorum. Böylece bunu doğru mu yapıyorum diye düşünmeyeceksiniz. Hızlıca özetlemek gerekirse yatmadan önce istediğim şeye sahip olmaya layık olduğumu biliyor ve güveniyorum. İstediklerimi hayatıma çekiyorum. Bunun benim için işe yaramasına izin veriyorum diyeceksiniz. Daha da etkili olması için bunu yazın ve yastığınızın altına koyun. Söz veriyorum bunu yaptığınızda ve gerçekten bağlantı kurduğunuzda ne olduğuna şaşıracaksınız. Dileğinizin çok yakın bir zamanda gerçekleşeceğinin 3 işareti konulu videoyu sizlerle paylaşmamızı istiyorsanız lütfen bunu yorumlarda belirtin. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğeni butonuna tıklamanız bizi mutlu edecektir. Organik Zeka kanalımıza abone olup bildirim ziline de tıklarsanız yeni videoları takip etmeniz çok daha kolay olacaktır.
Düşünce, deneyim ve önerilerinizi aşağıda yorum olarak bırakabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Zekamız organik olsun.